Bilgiye kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Ziraat Bankası üzerinden yani Ziraat Mobil üzerinden kart harcamalarınıza itiraz edebileceğiniz başvuru yöntemini göstereceğim. Siz kartınızla bir harcama yapmışsınızdır. Bu ürün gelmemiştir, eksik gelmiştir, hatalı gelmiştir, paranız iade edilmemiştir veya siz farkında olmadan bir kartınızdan çekim yapılmıştır gibi gibi. Birçok nedenden dolayı kart harcamalarına itiraz başvurusu nasıl yapılır? Bu videomuzda bunu işleyeceğiz. Kanalımızda birçok bilgi videosu mevcut, üretilmekte ve hayatta işinize yarayacağınızı düşündüğünüz birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Lafı uzatmadan videomuza geçelim istiyorum. Hemen sağ altta bulunan menü seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada bakın hesapların, para transferleri gibi seçenekler mevcut. En alttan 4. sırada başvurular seçeneği mevcut. Şöyle basılı tutayım. Koyu olarak yanıyor zaten gri görüyorsunuz. Buna bir kere tıklamamız gerekiyor. Ardından burada yapmamız gereken bakın yeni başvuru seçeneği mevcut. 1. sırada yeni başvuru seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu an yeni sisteme düşmüş olan kart harcamaları itiraz başvurusu seçeneğini görüyorsunuz. Bu da koyu aynı zamanda. Hemen şöyle tıklıyoruz. Burada bize kartlarımızı gösteriyor arkadaşlar. Hangi kartınıza itiraz edecekseniz onu seçmeniz gerekiyor. Ben şu an farazi size göstermek açısından seçiyorum bir tanesini. Ardından burada bize dönem içi hareketleri gösteriyor. Bunu arkadaşlar hesap özeti previzyon olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben buradan dönem içi hareketleri seçiyorum. Ve örnek veriyorum ilk çıkan Köfteci Yusuf adlı işleme tıklıyorum. Burada tik koyuyorum. Ve buradan devam seçeneğine tıklamam gerekiyor arkadaşlar. Bize itiraz sebebini seçiniz diyor. Bakın burada kartınız kaybolmuş, çalınmış olabilir. Harcama işlemi tarafınızdan yapılmamış olabilir. Ürün hizmet tarif edildiği gibi olmamıştır. Hasarlıdır. Harcama, nakit avans işlemi tarafınızdan ya da ek kart hamili tarafından yapılmamıştır. İtiraza konu olan işlemin yapıldığı tarihte kart elinizdedir. İşlem tutarı olması gerekenden farklı olabilir. Harcama, nakit avans işlem hesap bildirimi cetveline birden fazla kez işlenmiştir. Bilgilerinizi verdiğiniz harcama tutarı tarafınızdan nakit olarak çekile havale bir farklı bir kart ile ödenmiş olabilir. İş yerinden talep ettiğiniz ürün hizmet verilmemiştir ya da şirket faaliyeti durdurulmuştur. Harcamayı iptal ettirmenize rağmen kartınıza hesabınıza tutarın iadesi yansımamıştır. Atıyorum ki buna tıkladım ben. Burada bize bakın telefon numaramız ve e-posta adresimiz güncel olması gerekiyor. Bu bilgileri söylüyor ve itiraz nedeninizi açıklayın diyor. Hizmet alınmaması durumunda bu alana bilgi girilmek zorunludur diyor. Buraya neden itiraz ettiğinizi yazıyorsunuz. Şu tarihte şöyle şu nedenden dolayı harcama yapmadım. Şu şekilde itirazım bulunuyor diye. Ve devam seçeneğine tıkladığınızda kart harcamalarına itiraz başvurunuz gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Banka size geri dönüş sağlıyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Siz de bu türde faydalı içerikler için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.